Bekir Azar Özmenem. Yıllar önce Pentagon'dan bir üst düzey görevli şöyle diyordu: "Bekir Bey, siz farkında değilsiniz ama bugün İngiltere'den başlayarak Avrupa'nın ortasından tüm İpek Yolu boyunca Çin'e kadar gitseniz Türkçe konuşarak anlaşırsınız. İkinci bir dile lüzum yok. Böylesine muazzam bir güce sahip başka ülkede yok." Ama defalarca yazdık ya. Bu ülkeyi içeriden sardılar diye manda gibi yönettiler. Darbeyle başbakanlık koltuğuna oturacak isimler Amerikan elçiliğinde kulaklara fısıldandı. Ülkesini düşünmeye kalkanlara öyle tokatlar indirildi ki nereden geldiğini anlayamadı. Bizi dış dünyadan izole etmek için kullanışlı elemanları hep iktidara taşıdılar. Türk dünyasından uzaklaşıp batı hayranlığı içinde asimile etmeye kalktılar. Yüzyıldır bu ülkenin diliyle oynadılar. Hostese gök götürü konuksal avrat, yumurtaya tavuksal fırlangaç dememiz için baskı yemiş bir nesil olarak büyüdük. Bu saçmalıklarda başarılı olamadılar. Ancak bazı kelimeleri dilimize pelesenk ettiler. Mesela Türk Cumhuriyetlerine gittiğimizde olanak olasılık dediğimizde bön yüzümüze baktılar. Türklere tercümesini yapmak zorunda kaldık. Uluslararası karar vericiler bizim müstemleke gibi yönetmek isteyenler Türk dünyasından kopmamız, asla aynı dili konuşarak birleşmememiz için kolları sıvadı. Yüzyıldır yıldır bu günlere hazırlandılar. Çünkü biliyorlardı ki bir gün gelecek atalarımızın topraklarıyla kucaklaşacaktık. O gün geldi. Bugün Türk Dünyası Konseyi yeryüzüne büyük bir gövde gösterisiyle ilan edildi. Merhum Haydar Aliyev 90'lı yılların sonunda Washington'ı ziyaretinde ünlü Georgetown Üniversitesi'nde bir konferans vermişti. Konuşmasını Türkçe yapan Aliyev'e toplantı sonrasında Washington'da görev yapan duayen bir Türk gazeteci şöyle dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ne güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Merhum Aliyev gülerek şöyle cevap verdi. Tabii ki konuşuram, men Türkem. Bu anekdotu bana aktaran gazeteci dostum şöyle ilave etti. Haydar Aliyev'in bu cevabı karşısında o duayen Türk gazetecisinin yüz ifadesi ve şaşkınlığı hala gözümün önünden gitmiyor. Bekir Bey, dostum nereden nerelere geldik? Yıllarca Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının Türkçe dışında kendi mahalli lisanlarını konuştuğu yalanıyla uyutulduğumuz yetmedi, bir asırdır ortak dilimiz Türkçemizi sadeleştiriyoruz yalanlarıyla bozmaya ve bizi soydaşlarımızla anlaşamaz hale getirmeye çalıştılar. Bizi birbirimizden habersiz bıraktılar. Hala da devam ediyorlar. Lakin Türklerin ayak sesi Polonya'dan, Macaristan'dan, Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan Kafkaslara, Avrasya ve Orta Asya'ya, tüm İpek yolundan, Orta Doğu ve İslam dünyasından, Hatta uzak doğudan gümbür gümbür geliyor. Bu asrın Türkiye'nin ve Türk İslam dünyasının yüzyılı olacağını şelale gürültüsü gibi dünyaya haykırıyor. Tarihimizde ilk kez İslam dünyası ve Türk dünyasının bir lider bir abi olarak bize baktığı, bizimle kucaklaştığı, gönülleri ve güçleri birleştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Dışarıda bu manzarayı görünce kahrından ölen, planları ve çabaları suya düştüğü için deliren ülkeler var. Bunu gayet normal karşılıyorum. Ancak içimizden çıkan çatlak seslere kahrolmamak mümkün değil. Bir akademisyen çıkıyor. Eğer yabancı yatırım böyle artmaya devam ederse iktidar düşmez diyerek adeta bu ülkeye para girmemesi, fabrika yapılmaması, istihdam oluşmaması için çağrı yapacak noktaya geliyor. Türk ve İslam dünyası Türkiye'ye şu dönemde büyük güç ve lider olarak bakarken bazıları eski yokluklar Türkiye'sine geri dönmemiz için adeta kafa patlatıyor. Hayranı olduğu Batı Dünya Lojistik Merkezi haline gelen Türkiye'ye mahkum olurken, iddiatçı kafalarımız, aman bizim ülkemize para getirmeyin, üretim olmasın, ekonomi iyileşmesin, iktidar düşsün diye yalvarıyor. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin hep söylüyoruz. Uçak kalktı artık, dönüşü yok. Özmenem diyen kalpler dünya ticaretinin kontrol yollarında birleşiyor, tek yumruk oluyor. Ne diyordu şairimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu? Hadi hatırlayalım. Ok bir kez çıktı yaydan. Geçtik düğünden, toydan. Şimdi hep meydan meydan söylenecek söz menem. Evet, ok bir kez çıktı artık yaydan. O gün artık bugün. Bekir Azer takvim. Çetiner çetin, er çetin. Türk dünyasına açılan kapı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 8. Türk Konseyi Liderler Zirvesi gerçekleşti. Atılan önemli bir adımla örgütün adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi ve Türkmenistan gözlemci olarak teşkilata dahil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat duyurduğu bu haber özellikle milliyetçi cenahta büyük heyecan uyandırdı. Ancak Kafkaslar ve Türk dünyasının içinde yer aldığı coğrafyayla ilgilenen ve doğrudan bölge denklemi içinde yer alan ülkelerin de dikkatle takip ettiği bir toplantı oldu. Türk dünyasının ilk defa tek çatı altında toplayan bu yapı dünyanın ekseninin Asya'ya kaydığı önümüzdeki dönemin mühim bir aktörü olacak. Macaristan'ın da üye olduğu yapıya tarafsızlık anlaşmasına rağmen Türkmenistan da bu yıl gözlemci olarak dahil oldu. Ukrayna'nın da yapıya gözlemci olarak dahil olmak istediğini biliyoruz uzun zamandır. Bildiğim kadarıyla Katar ve Afganistan gibi ülkelerin de gözlemci olmak istemesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Afganistan'dan çekilip Orta Asya'da kendine yeni bir üst bölgesi arayan Amerika'nın da oldukça yakından izlediği bir konu bu. Teşkilatın sadece bir gümrük birliği olmaktan daha öte, Asya'yı Avrupa ile bağlama misyonu, doğal ipek yolunun hayata geçiyor olması bir yandan da mevcut müttefik ya da partnerlerle yeni çekişme alanı doğuruyor. Ancak Türkiye bu sefer şanslı. Oyunun kuruluş aşamasında yer aldığı için akıllı politikalarla yeni dünya düzeni şekillenirken artık oyunu bozan, masayı deviren misyonundan ziyade Oyunu kuran tarafta yer alacak. Bu diplomatik, siyasi, askeri ve jeopolitik olgunlukla davranması gerekecek. Son zamanlarda Sovyet sonrası coğrafyada farklı entegrasyon yapılarına giren ülkeler yeniden gruplaşıyor. Yeni entegrasyon birleşimlerinin ortaya çıkışı daha önce Moskova'nın nüfuz alanı olarak kabul edilen yerde yeni çekim merkezlerinin ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Türk Konseyi'nden Türk Devletleri Teşkilatına evrilen, belki de bir gün Türk Birliği'ne dönüşecek bu yapı buna örnek. Medyada çok detaylı şekilde tartışılmasa da bölgesel jeostratejiyi takip eden tüm analistlerin gözü kulağı bu toplantıdaydı. Zira bu toplantının iki önemli gündemi komşularımız İran ve Rusya'yı içten içe rahatsız etmiş gözüküyor. İlki konseyin adının Türk Devletler Teşkilatı TDT olarak değişmesi, yapının daha kurumsal ve işbirliğini daha düzeyli ve düzenli hale geleceği anlamına geliyor. Bu durum Rusları içten içe tedirgin ediyor. Zira Türk dünyasının siyasi ve içtimai hayatının ana belirleyicisi konumundaki Rusya bu gücünü kaybetmek istemiyor. İkincisi ise toplantıya damgasını vuran Karabağ Savaşı'nın kazanılması ve Türk koridorunun açılmasına yönelik süreç ve Türk dünyası 2040 vizyonu bildirisinin ortaya çıkması. Aslında Karabağ Savaşı'nın kazanıldığı ilk günden bu yana ülkesindeki 25 milyon Azerbaycan Türküne hakim olamayacağı endişesini yaşayan İran, bölgenin yeni kodlarını değiştirme arzusunda. Rusya, Dağıstan'dan Orenburg ilinden Altay ve Yakutistan'a kadar ki Rusya'nın üçte biri yani Rusya'nın neredeyse 20 farklı birimi dahil olmak üzere Kuzey Buz Denizi'nden Bulgaristan'a kadar uzanan Türk dünyası haritalarından rahatsız. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsallaşmasından ve Vizyon 2040'tan bu yana Moskova sessiz. TDT 200 milyondan fazla nüfus ve 2 trilyon dolara yakın milli gelir demek. Askeri alanda dahil olmak üzere ekonominin farklı kollarının kalkındırılmasına ilişkin planlar mevcut. Gelecek ittifakın üyelerinin hedefleri etkileyici. Bunun için öncelikle ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonun kuvvetlenmesi gerekiyor. Görüştüğüm bazı diplomatlar Rusya'nın da geçen hafta yapılan toplantılar sonrasında alttan alta Türk Devletleri Teşkilatı TDT üyesi ülkelerin diplomatlarına ve bürokratlarına kendilerince bazı salvolar yapmaya başlamışlar bile. Rusların hava altından bahislerinizi Rusya'nın zayıflatılmasına değil güçlenmesine oynamalısınız. Türk dünyasının Rusya'nın dışarı itilmesi veya yıkılması sayesinde başarıya ulaşacağına ilişkin ümitlerinizi tehlikeli ve boş hayaller olarak bir kenara bırakmalısınız şeklinde sopa gösterdiği iddia ediliyor. Ancak şunu çok iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında bazı temel güç merkezleri vardı. Bunlar AB, Amerika, Türkiye, Türk Konseyi şeklinde. Ukrayna, Gürcistan ve Moldova Amerika'nın etki alanına giriyor. Moldova şu anda birçok Moldovalı siyasetçinin eleştirisine konu olan Transdinyester sorunu yüzünden şimdilik Rusya kanalını kapatmama mecburiyetinde. Kırgızistan ve Türkmenistan aktif bir şekilde Türkiye'ye yöneliyorlar. Kazakistan'ın kendisi bir çekim merkezi. Örneğin Astana görüşmeleriyle siyasi bir ağırlık da kazandı. Kazakistan'ın şimdilik Rusya'ya kendi içerisinde yer bırakan bir bağımsız politikası var. Ancak Rusya ve Amerika'nın ciddi oranda çekişme yaşadığı bir zemin Kazakistan. Orta Asya'da yeni bir dünya düzeni şekillenirken oluşan yeni çekim merkezleri Rusya'nın güç dengesini bozuyor. Rusya sadece arka bahçesi saydığı Türk coğrafyasına erişim kaygısını değil, aynı zamanda belki de ilk defa kendi topraklarında ortaya çıkabilecek milliyetçi dalgalara yönelik kaygı taşıyor. Moskova ve Tahran illaki bu tedirginliklerini Irak, Suriye, Libya, PKK ve Ermeni kartlarıyla Türkiye'nin önüne koymaya çalışacaktır. Bazı karışıklıklarla Türkiye'yi sindirmeye çalışacaklardır. Son yıllarda Türkiye maalesef Orta Doğu'daki siyaset oyunlarının etnik, mezhep, tarikat, siyaset kartlarını genelde yanlış açtı. Ankara'nın kendi hinterlandında, Türk coğrafyasında benzer bir hatayı yapmamasını temenni ediyorum. Bu da bir başka yazı konumuz olsun. Çetiner Çetin Haber Türk